Herkese selam. Bugün Nature Ark Şişme Mat tanıtmak istiyorum sizlere. Nature Ark'ın çok araştırdığım diğer modellerini. Bu skalada R değeri 3,5 olan bir mat bu. Yani R dediğimiz değer matın yalıtım değeri oluyor. Yalıtım nedir? Biz soğuğu en fazla yerden, zeminden çekeriz. Buradaki yalıtım olayımız da R değeriyle sınıflandırılıyor. R değeri 1'den 5'e kadar bir aralıkta. 5 dediğiniz zaten daha yüksek skala matlar. Nature Icon'da vardı ama ben İzmir'de bana yeterli olacak diye 3,5'unu aldım. İşte 1, 2 o matlar daha böyle az yalıtım sağlarken 3,5 ve üzeri yani 5 daha fazla yalıtım sağlıyor. Avantajı ne? Yer kaplamıyor. Şöyle, bu benim yatağım yani şişme matım. Hafif, sadece sırt çantasıyla geziyorsanız çok avantajlı. Ve rahat. Ve kolay şişiriliyor. Böyle açalım hemen. Matımız bu. Burada hemen şu yakından göstereyim. Hava girişimiz var. Havayı çıkartırken yani boşaltırken havasını bunu komple açıyoruz. Bütün hava çıkıyor. Burada bir valve sistemi var. Şunu taktığımızda pompa yardımıyla ya da ağzımıza şişirebiliyoruz. Kendi bir şişirmek için bir nasıl diyeyim bir kılıfı var ama ben tercih etmedim. Çünkü ağzı da çok kolay şişiyor. Şöyle bir formunu aldı. Biraz daha şişireceğiz. Çok fazla şişirmeyeceğiz. Matları şişirdiğimizde çok hafif böyle bir esen payı olacak ki vücut şeklimizi alıp daha rahat yatabilelim. Çok şişik olduğunda bizi rahatsız eder yatarken. Ya ürün bu. Şimdi matı şişirdim. Çadıra yerleştirdim. Hemen böyle göstereyim benim çadırıma. Çadırımda ne çırak? Bu şekilde sığıyor. Mesela. Dedim ya çok fazla şişirmenize de gerek yok. Şu şişkinlik yeterli. Evet, matı şişirdim, çadıra yerleştirdim. 5-6 kamp kullandım ben. Naturex zaten kendini ispatlamış marka ama avantajları nedir, dezavantajları nedir bunu görmek açısından avantajları en başında şu geliyor. Ürün çok küçük. Fazla yer kaplamıyor tam benim aradığım gibi. Yalıtım derecesi yeterli. Şimdi bugün Decathlon'daki şişme matlara bakarsanız ağır derecesi 2,7 civarında olduğunu göreceksiniz. Bu iki avantajı. Dezavantajlarından bir tanesi de şu. Kendi içerisinden çıkan onu kullanmadığım için getirmedim ama şişirme aparatı kötü. Ekstra bir pompa ya da ağızda şişirebilirsiniz. Ben ağızda şişirme tercih ediyorum. Diğer dezavantajı da üzerinde tulum kaydırmamak için tutamaçlar yok. Normalde diğer matlarda bazı markalarda şunu görürsünüz. Tulum kaymasın diye orada bir kaydırmaz ufak tefek şeyler görürsünüz ama bunda kayma durum var. O da eğimli bir yerde yatarsanız eğer kayma şeyiniz var. Yani çok kaymadım ama yine de dezavantajların arasında üzerinde ufacık o tutamaçlardan olsaymış güzel olmuş ama güzel bir ürün tavsiye ederim.